Benim sahip olmam gereken her şeye o kadın sahip. Seni de o halde elimde. Ama bak, o şimdi başkasıyla evli. Senin yanında ben varım, ben. O ev benim hakkımdı. O hayat benim olmalıydı. Benim daha fazla sabredecek gücüm kalmadı. Hakkım olanı ben kendim alacağım. Hiç kimseyi beklemeyeceğim. Ben alacağım. Sekiz, dokuz, on. Ne yani, bu mu işe yarayacak? İnanmıyorum ben aslım. Ama Jülide Hanım, doktor söyledi. Bu hareketleri düzenli olarak yaptırın dedi. Hem fiziksel olarak çabuk iyileşmeniz için hem de hafızanız için. Yok işte, işe yaramıyor. Ben hala Mümtaz Bey'in kocam olduğunu hatırlamıyorum. Zamanla hatırlayacaksınız. Ben bir su alayım. Siz durun, ben getiririm. Ben alırım tatlım, sağ ol. Ben de bir lavaboya gideyim o zaman. Benim de Jülide, benim. Hepsini benden çaldın. Ben sefalet çekerken sen burada kraliçeler gibi yaşadın. Selim senin yüzünden ölüm döşeğinde yatıyor. Sen burada aşığınla keyif çatıyorsun. Ama bitti. Yolun sonuna geldin. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Al bak anne. Ben aylardır boşuna mı buradayım zannediyorsun sen? Gel gelin. Yoksa hisseleri mi ele geçiriyorsun? Yakında Ozan'a ait olan ne varsa, parası da şirketi de hepsi benim olacak. Jülde'nin de Ozan'ın da kapıya atılması yakındır anne. O yüzden ne olur bir hata yapıp benim planlarımı bozma. Gerçekten bunu yapabilir misin Fatih? Yapacağım anne, yapacağım. Şu dünyada yapacağım son şey bile olsa intikamımızı alacağım. Senden çaldıkları hayatı tekrar senin ayaklarının altına sereceğim. O yüzden ne olursun birazcık sabırlı ol. En azından ben intikamımı alana kadar elini kana bulamam. Thank you.